proteinlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Proteinler vücudumuzda bulunan en önemli yapısal organik bileşiklerden bir tanesidir. Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot zorunlu olarak bulunur. Hatta bazı proteinlerin yapısında kükürt de bulunabilir. Örneğin yumurta kabuğu yandığında ya da yumurta yandığı zaman çok kötü bir koku çıkacaktır ya da bir saç yandığı zaman bu kükürtten kaynaklıdır. Çünkü vücudunuzdaki saçınızdan tırnağınıza en çok bulunan organik molekül proteindir. Proteinlerin yapı taşına amino asit denir arkadaşlar ve 20 çeşit amino asit var. Biz bu 20 çeşit amino asitin 8 çeşidini dışarıdan hazır almak zorundayız. Tıpkı yağ asidi gibi dışarıdan hazır almak zorunda olduğumuz bu amino asitleri biz ne diyeceğiz? Temel ya da esansiyel amino asitler diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar solunumda ancak zorunlu olduğumuzda kullanılan bir organik molekülden bahsediyoruz. Peki neden? Bir bakalım. Şimdi vücudunuzda bulundurduğunuz en önemli yapısal maddeden bahsediyoruz. Sınavda çıkmış bir soru üzerinde çalışalım arkadaşlar. Zorunlu açlıktasınız ve bu zorunlu açlık halindesiniz. Vücudunuzda bulunan organik moleküllerin kullanım sıralamasını size çizmişler soruda ve şöyle demişler. 1, 2, 3. Şimdi organik maddenin miktarı diyor dikey eksende ve zorunlu açlıkta parantez içerisinde söylemiş siz olsanız bunlara ne dersiniz? İlk önce hangisi bitmiş? Bir. Vücudunuzda en kolay parçalanan organik molekül karbonhidrat ve vücudunuzda en az yapıya katılan ise o yüzden enerji ve reaksiyonda bunu tercih ettiniz. Daha sonra neydi arkadaşlar? Yağlar. Peki proteinler saçınızdan tırnağınıza en çok kullandığınız molekül dolayısıyla da onu kullanmadınız kullanmadınız ancak ve ancak zorunlu açlıkta tercih ettiniz ve dolayısıyla da en çok neye geçtiniz proteinlere geçtiniz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar Proteinlerin zorunlu açtığı kullanmaya başladık. Peki vücudumuzda yaklaşık bir 40 günlük açtıktan sonra proteinleri kullanacağız. Nasıl? Yapıya katılanlar. Önce neyi sindireceğiz dediğimizde önce yaşamak için zorunlu olmayan üreme organlarındaki proteinlerle başlıyor insan sindirmeye. Üreme organlarındaki proteinler sindirildikten sonra iskelet kaslarınıza geçiyorsunuz. İskelet kasları, iç organların proteinleri, en son beyin proteinlerine geçiliyor arkadaşlar. Beyin proteinleri sindirildikten sonra da zaten geriye dönüşümü olmayan verlikokarsikov dediğimiz bir sentromla karşı karşıya geliyoruz. Çünkü sinir hücreleri kendisini yenileyemiyor. Şimdi arkadaşlar siz eğer solunum reaksiyonuna amino asitleri sokarsanız özel bir bilgi tüm solunum reaksiyonlarının ürünü nedir dediğimizde evet karbondioksit ve ne açığa çıkacaktır su oysa azottan kaynaklı olarak amino asitlerin solunum reaksiyonunda kullanılmasıyla ekstra bir yan ürün ortaya çıkacaktır ve çok zehirli olan bir amonyak. O zaman solunumda oluşan son ürün çeşidi bana solunumda kullanılan monomer çeşidi hakkında fikir verir mi dediğimde bir soru daha çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki şimdi burada canlı yapısındaki protein çeşitliliğinin nedeni amino asitlerin sayısı dizilişi ve çeşididir diyeceğiz. Şimdi bunun üzerine konuştuğumuzda arkadaşlar bir kere neden çeşitlilik, proteinler neden çeşitlilikle oluşuyor sorusunun cevabı bir kere protein sentezi diğer organik moleküllerden farklı olarak DNA'nın kontrolünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla DNA farklı canlılarda farklı yapıya sahip olduğu için o DNA'dan sentezlenen proteinler de birbirinden farklı olacaktır. Şimdi Geldik bir aminoasitin genel formülüne. Arkadaşlar bir aminoasitin merkezde bir karbon molekülü, ona bağlı bir karboksil grubu ve ona bağlı bir amino grubundan bahsederiz. Karboksil grubu aminoasitin asidik özellik kazandırırken amino grubu, bazik özellik kazandırır ve bir alkil grubu R grubu vardır. Hatta biz buna radikal grup adını veririz. Şimdi 20 çeşit aminoasit olma nedeni nedir dediğimde radikal grup. Bu R yerine CH bağlandığında başka bir aminoasit, CH2 bağlandığında başka bir aminoasit ortaya çıkıyor. 20 çeşit olma nedeni R grubu ama protein çeşitliliğin nedeninden ise eğer bu bir lösin aminoasidi ise lösin aminoasidinin yanına valin bağladığımızda bir X proteini ama önce valin sonra lösin bağladığımızda ise başka bir protein yani Y proteini görürsünüz. O zaman buraya bir şey yazdım. Amino asit sayısı aynı. Amino asit çeşidi aynı ama nesini değiştirdim arkadaşlar? Dizilişinin değişmesi temeldeki farklılık nedenidir diyoruz. Amino asitin yapısına geri döndüğümüzde burada Amino asitlere amfoter madde adı verilir arkadaşlar. Ne demek amfoter? Asitler karşısında baz, bazlar karşısında ise asit gibi davranırlar. O zaman bir anlamda kanın pH'inin dengelenmesinde tampon rolü oynayan bir molekülden bahsediyoruz. Tekrar amino enerji verici reaksiyona girer mi? Nedense buna hep hayır yanıtını alıyorum. Oysa lütfen unutmuyorsunuz siz besin olarak da alıyorsunuz dışarıdan proteini. Yapısal proteinlerinizi kullanmayacaksınız tabii ki ama süt içtiğinizde sütteki proteini amino çevirip enerji verici reaksiyona sokacaksınız. Tabii ki öncelikli olarak aldığınız aldığınız besinlerdeki proteinlerin amino asitlerini örneğin saçlarınız dökülüyorsa saçın onarımına, bağışıklık sisteminiz çökmüşse bağışıklık sisteminin güçlenmesini harcadıktan sonra enerji verici reaksiyona sokacaksınız. Yani bir amino asit de solunumda parçalanacak. Nasıl? Karboksil grubunu koparırsanız buna dekarboksilasyon diyoruz arkadaşlar solunumda. Eğer amino grubunu parçalarsanız buna da deaminasyon diyoruz. Deaminasyon sonucunda amonyak açığa çıkacak ve dekarboksilasyon sonucunda da karbondioksit açığa çıkacak ve hidrojen molekülleri de ETS'ye gittiğinde ETS'nin su yolu olduğunu söyledik. ETS'de de su ve ne oluşacak? ATP oluşacak. Müzik